Değerli izleyiciler, bu video bölümünde 20. yüzyılda yaşamış en usta şairlerimizden birisi olarak kabul edilen Yahya Kemal Beyatlı'nın en çok bilinen şiirlerinden biri olan Sessiz Gemi adlı şiirini seslendireceğim. Şiiri okuduktan sonra bazı değerlendirmeler yapacağım. Evet, önce şiir okuyacağım. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatte nelemli, günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller, ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler, bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti dönen yok seferinde. Evet, Sessiz Gemi şiirine bakıldığı zaman ölüm konulu olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bazı araştırmacılar Yahya Kemal'in ayrılık acısı nedeniyle bu şiiri yazdığını söylemektedirler. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli derken çoğul ifade kullanmış şair, tek kişinin ayrılık acısı olsaydı çoğul eki kullanmazdı. Ölüm konulu şiirler hüzünlü tarzda okunur. Şiirin sadece son beytini yüksek sesle okudum. Bunun sebebi ise şiirin bitmek üzere olduğunu hissettirmektir. Şiirde geçen bazı kelimelerin anlamlarını söyleyeceğim. Meçhul, bilinmeyen, nafile, boşuna, matem, yaz, ağıt, biçare, çaresiz, hicran, ayrılık, rıhtım, gemilerin yük alıp vermeleri için yapılmış yer. Evet, bazı edebi sanatlara da kısaca değineceğim. Şiirin birinci beytinde geçen limandan kastın dünya hayatının olduğunu söylüyor ağırlıklı olarak edebiyat uzmanları. Gemiden kastın ise ölüm konulu olduğu için tabut olduğu belirtiliyor. 20. yüzyılda yaşamış önemli edebiyat hocalarından Türk Şiir Bilgisi kitabının yazarı olan Cem Dilçin hocamız, buradaki gemi kelimesinden kastın ruh olduğunu söylemektedir. Ama ağırlıklı olarak gemi kelimesinden kastın tabut olduğunu biz anlıyoruz. Şimdi gemi limandan ayrıldığı zaman limandan uzaklaşmış oluyor, denize doğru açılmış oluyor. Şair burada bir benzetme yapmış. Denizden kasıt ahiret hayatı, limandan kasıt dünya hayatı, gemiden kasıt tabut demiştik. Evet, gemi limandan uzaklaştıkça dünya hayatından uzaklaşmış oluyor, ahirete doğru yol almış oluyor, denizin içine doğru yol almış oluyor. Evet, ölen kimse de tabutta konulup uzaklaştıkça tabut, ölen kimse tabutun içinde dünya hayatından uzaklaşıp ahirete gitmiş oluyor. Yani bir benzetme yapmış. Bir de son beyitte şöyle bir sanat var. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. Evet, burada da ölüp giden kimselerin geriye gelmemelerini başka bir nedene bağlıyor. Başka güzel bir nedene bağlıyor. Normalde ilahi kanun olduğu için ölen kimseler dünyaya geri gelmeyecekler. Dünya hayatı bizim inancımıza göre, İslami inanca göre imtihan yeridir. Belirli bir müddet burada kalacağız ve sonra ahirete gideceğiz. Ama şair burada birçok gidenin geri gelmediğini başka bir nedene bağlıyor. Dolayısıyla hüsn-i talih sanatı vardır. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere.